Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün günlerden 21 Ekim Pazar ve saat 14.51. Hiç bu kadar geç başlamamıştım. Ama bugün çok fazla uyudum. Özellikle dün konser yüzünden geç geldiğim için de çok fazla uyudum. Çünkü konserde Aleyna Tilki'den sonra gerçekten gittik ve Elis ve Teoman'ı izleyemedik. Çünkü arkadaşlar bulunduğumuz yerden midir bilmiyorum. Çok sıkışıktı ve sürekli itiliyorduk. Yani normal durabilsek gerçekten belki daha fazla kalırdım ama bu şekilde imkanı yoktu. Çok fazla rahatsız hissettik. O yüzden biz de Aleyna Tilki'den sonra çıkmaya karar verdik kalabalık yüzünden. Kaan TGL ile bugün buluşuyoruz. Bu efsane bir haber. Ve ben şu an kahve içiyorum. Ve Derezozo'nun bana yumurta yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Derezozo dünyadaki en iyi yumurta yapıcılardan biri. Bir gün onunla tanışırsanız deyin ki bana yumurta yapar mısın? Tamam. Ve böyle. Yapacak mısınız? Herhalde. Yerdeki boyu sonrası. Ve çok acıktım. Başka ne yiyebiliriz? Ben ne hazırlayabilirim diye düşünüyorum. Başka ne yemek istersin? Seni. Çok hoş biri. Ve Netflix. Bates Motel izleyecek miyiz? Evet, o yüzden. Tereyağlı yumurta için ihtiyacınız olacak şeyleri açıklıyorum. Tereyağlı yumurta. Çok harika. Çok eğitici bir kanal. Evet, harika bir kanal. Ama açıklayarak yapmalısın. Kendi kendine değil. Tereyağı atacağım. Sonra yumurtaları atacağım. Tuz ne zaman mesela? Ya da karabiber. Sonra. Ben ne yapayım? Ne yemek istersin başka? Domates falan yapıştırabilirim. Fark etmez. Yumurta ve domates yiyor. Yumurta ve domates yiyeyim. Ben yerim, sen yiyeyim. Peynir çıkar. Alamadım. Peynir çıkarsam olmaz mı? Olur tabii ki, hoş. Ben diğer şeyleri hazırlıyorum. Arkadaşlar bence bittiğinde görüşelim. Çünkü ben hariç herkes biliyor gibi tereyağı yumurta yapmak. Bravo. Bittiğinde görüşelim. Gerçekten harika. Ya. Döktün mü? Evet, terli döktüm de ya. Derezozo şekeri yere döküyor. Hayır, şeker oldu yalnız. Senin gibi. Evet, saat şu an 8.30. Arkadaşlar sizi çok ihmal ettim. Şimdi Kaan TGL'ye merhaba deyin. Selam. Ve bye bye da deyin. Çünkü okula gidecek. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Şimdi ve size yemeği göstereceğim. Hadi gidelim. İzleyicilerime ne söylemek istersiniz? İzleyicilerim merhaba. Nasılsınız? Ben çocuğu bırakayım, yolda şey yapmasınlar, laf atmasınlar, tamam mı? Geliyorum. Kaan sarılacağım. Evet, şey yapmış yani. Görüşürüz Kaan, 29 Ekim'de. Evet. Hatta haftaya da buluşuruz. Evet, evet. Bakarız. Cuma, Perşembe. Görüşürüz. Fırında tavuk göğsü patatesli, böyle süper ve aşırı kolay bir yemek yapacağız. Ben şimdi ellerimi yıkadım. Ve ilk başta tavukları doğrama tahtasına alıp keseceğiz. Ve daha sonra bu kabın içine koyacağız. Şimdi tavuklar burada olduğuna göre sıra patatesleri soymaya ve yıkamaya ve ince ince kesmeye geldi. Burada en önemli şey patatesi gerçekten ince kesmeniz arkadaşlar. Çünkü ben ilk yaptığımda ince kesmemiştim ve ince kesmediğim için yani yemek gerçekten böyle 3 saatte falan pişmişti. Normalde 1 saatte, 1-1,5 saatte pişecekken. O yüzden çok 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 ince kesmeniz gerekiyor. Yani bunun gibi, evet. Sırada biberler var. Bu biberleri de yine kesip içine koyacağım. Geriye bir tek domates eklemek kalıyor. Şimdi bu iki domatesi de soyup aşırı ince bir şekilde doğrayıp bunun içine yine atacağım. Malzemeler bu kadardı. Şu an böyle görünüyor olması lazım. Ve arkadaşlar şimdi bunu temiz ellerinizle karıştırıyorsunuz.
Yani bundan iğreniyorsanız eldiven de kullanabilirsiniz. Ama ben elimle karıştırıyorum. Ve karıştıktan sonra hepsi, bu sefer sosu hazırlamaya geçeceğiz. Karışmış hali bu şekilde görünüyor ve şimdi gelin sos kısmına geçelim. Zeytinyağı kullanacağız. Yarım çay bardağı. Aslında istediğiniz baharatları bir tatlı kaşığı olarak koyabilirsiniz. Ben öncelikle bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum bu karışımın içine. Kekik koyuyorum. Aslında bu da bir tatlı kaşığı ama ben kekiği çok sevdiğim için açıkçası kafama göre. Karabiberi de yine ben yani genel olarak uydurarak koyuyorum aslında ama bir tatlı kaşığı diyebiliriz oran istiyorsanız. Pul biberim benim gerçekten çok acı. O yüzden bir çay kaşığı koyacağım. Bir çorba kaşığı da domates salçası. Evet, ben bu kadar koyuyorum. Böyle bir kap aldınız şimdi ve bunun içine koyuyorsunuz ve daha sonra fırına girecek zaten. Yalnız bu biraz ufak ya. Kalın olacak yani şey, pişmesi sürer bunu ya. İkiye bölebiliriz. Bir tane daha bundan var. Bu videonun açılışı falan harika. Şimdi salatayı falan yapacağız biz. Bitmiş halinde sizinle paylaşırım. Hayır. Bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Ve böyle görünüyor yani genel olarak. Diyecek bir şey yok. Bu vlog için çok özür dilerim arkadaşlar. Bu kadar kısa olmasını planlamamıştım. Salata bu arada. Bayılıyorum. Buralar kolalar. Bugünkü vlogun kısalığı için özür dilerim. Ama bence çok güzel. Hayır. Neden? Bence... Senin gibi birine yakışmıyor böyle bir şey giymek. Senin gibi bir doktora mı? Senin gibi. Doktor olduğunu 30 kez belirtmedin mi bu vlogda yumaşım? İyi misin? Yani vaktim olmadı. Ama bebiş. Tamam, yeter artık, kapat. Yiyelim hadi, çok acıktım. Bir dakika, ben kapanış yapacağım. Yap hadi. Arkadaşlar, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu sefer kısa diye üzülmemişsinizdir. Yani bugün böyle herkes oldu. Herkes ağlıyor şu an. Çok umurunda çünkü ama video süresi insanlar. Ama bu yemeği zaten paylaşacağımı ben söylemiştim. O yüzden şimdi size gerçekten paylaşmış oldum. Yapıp fotoğraflarını bana atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beni basmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz beyaz ışık yazın. İlginç bir gözücüme. Sizi seviyorum, yolunu biliyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.